yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut Bulut gündemden düşmez baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut Bulut gündemden düşmez baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Welcome to Jurassic Park. Telif yeme korkusuyla müziği ağzımdan çıkartıyorum yani başka yerde. Kendim pişir kendin ye. İntrodaki müziği kendimiz yaptık. Her an telif yiyebilirim. Telif yeme korkusu insana neler yaptırıyor? Tekrar yaparım. Bir dakika, dinozor lazım. Dinozor, bir dakika. Jurassic Park müziği dinozorla gidiyor. Bizim prodüksiyon Göksel kadar gelişmedi. Ama omurilik mi kıl? Ne olmuş lan bu dinozora? Bugünkü videomuzda dinozor şarkileri. Bak, çılgın şarkıyı yiyebilen tek bir varlık var, o da dinozor. Zaten dinozorun da oyun seti çıktı, o dinozor ısırıyor, bir şeyler yapıyor öyle. Ama bizim gönlümüz tabii çılgın şarkiden yana. A101'lere gelen minik dinozorlar vardı. Ben unuttum onları. Çünkü çok küçüklerdi. Böyle şöyle bir şey. Sonra Göksel Bey ile istişarelerim sonucunda dinozorların gayet güzel olduğunu, fiyatının çok uygun olduğu kanaatine vardım. Harbiden de öyleydi. Sonra bir telefon çaktım. Alfred, tamam neredesin? A101'e uğrama şansın varsa. Alfred ne yaptı biliyor musunuz? Tek bir markete girdi ve bütün dinozorları aldı. Yani 5 çeşidi birden bir markette buldu. Ben de dedim bunun videosunu yapalım yani. Normalde yapmayacaktım ama dinozor sevenleri kırmak istemem. Çünkü Mesut abi dinozor videosu çekecek misin diye mesajlar geldi. Çekeceğiz. Normalde şurada gördüğünüz gibi 7 çeşit gözüküyor ama 2 tanesinin gelmediğini söylediler bana. Bulamadık da. Göksel Bey de bulamadı. Şimdi bu 5 tane dinozoru inceleyeceğiz. Malzemesi nasıl, nasıl bir şey bilmiyorum. Hatta arkada poşette duruyorlar şu an. Videomuza geçelim. Video biraz kısa olacak gibi. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Bitmedi. Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında da Discord var. Oraya da girebilirsiniz. Discord şahlandı yani. 400 kişiye doğru gidiyoruz. Hadi videoya geçelim. Evet, çok heyecanlıyım. Dinozorların yeri bende ayrı abi. Yani çoğunuz dinozorları seviyordur. Dinozor sevgisi bende küçük yaşta başlamıştı. O pazardaki plastik berbat dinozorları ala ala zor günler geçirdim. Dinozoru ellediğin gibi kanser oluyor. Dinozorları açalım abi bak. İlk figürümüz bu. Kutuyu bu arada ilk defa elime aldım. Velociraptor Blue. Yani çoğunuz bilirsiniz bunu. Filmde 3 tane geziyordu, hani biraz daha zekilerdi. O elemanın takıldığı raptorlar var ya, hızlı hızlı koşuyor, patata 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 patata. Sağa sola bakıyorlar böyle. Genelde bunlar peşinden ayrılmaz. Her filmde bu peşinden gelir. Çünkü küçük ve kıvrak olduğu için sana bütün film eşlik edebiliyor. Bu arada gerçekte ebatları 2 metreye yakın bu arada bunların boyları da. Günümüzün aslanını kaplanını yer. Kutu çok hafif. Kabartma stili yaramadı işe bak, patladı kutu. Gel bakayım buraya. Dinozorumuz bu şekilde. Altında stantı var. Çıkıyor mu dinozor oradan? Zor. Biraz zorlasak mı? Çıkıyor musun? Alt kısmında ayaklarının girdiği yuvalar var ama çıkmıyor. Yani zorlarım, çıkartırmama gerek yok. Adam ne güzel orada duruyor yani. Niye çıkaralım? Gri dinozor, üzerinde adı üstünde Blue. Bak. Görüyor musun? Mavi bir desen var. Ağzı kapanıyor gibi ama kapanmıyor ağzı. Ağzı kapanmıyor. Abi zaten fiyatı 9-10 lira bir şey. Bu kadar ucuza hiçbir oyuncak, hiçbir figür bulamazsın. Yani 10 liraya ne bulabilirsin? Belki silgi alırsın kendine. Pençeleri falan gayet güzel. Ayağındaki şu tırnak detayını da yapmışlar. Sevimli duruyor abi. Koy bilgisayarının kenarında dursun. Arabanın torpidosuna yapıştır. Güzel duruyor. Malzemesi de öyle kötü bir malzeme değil. Biraz böyle adi bir plastik değil. İkinci dinozorumuz Stegosaurus. Bu da zaten en meşhur dinozorlardandır. O filmlerde de vardır hatta. Şu arkasında dikenli bir kuyruğu var. Sallıyor, sağa sola vuruyor. Sırtında belirgin dikenleri vardır. Kendini belli eder. Ana hatlarıyla zaten yaklaşık 5-6 tane dinozor var. Arapça yazıyor.
Dinozor en başta şu açıdan bakılınca sevimli duruyor böyle. Vur ensesini al ekmeğini gibi ama şöyle bir bakınca da bir kızgın gözüküyor ama sen otobur bir dinozorsun. Neden kızgınsın? Altındaki stand diğerine çok benziyor, hatta aynısı gibi. Bakın iki ayak yere temas etmiyor, tırmanıyor büyük ihtimal. Detaylarını yapmışlar. Derisi de güzel, böyle yumuşak plastik gibi farklı bir malzemeyle yapmışlar. Üst kısmı böyle. Vın, bas gaza, işte sana tas kafa. Yine şurada dikenleri var. Şu aynı renk olsa daha iyi olurdu. Kuyruğu böyle dönecek gibi ama o da eklemsiz. Yani fake atıyorlar ikidir dikkat ederseniz. Alt kısmında 2020 Mattel, yani orijinal lisanslı bir ürün, bu fiyata çok zor bulunmaz. Güzel yani, sevimli. Mini dinozorlar. Bak şuradaki derisindeki benekleri bile yapmışlar bu arada. Sıradaki. Ve dinozorların en meşhurlarından ilk 3'te abi bu isim. Triceratops. Hani bu efsane bir şeydir ya. Günümüzün... Ya işte bunu yapma. Hemen havaya girdin değil mi? Günümüzün fil gergedan karışımı, otçul, sevimli bir hayvan bu. Maşallah ne tatlı bakıyor, muhabbet kuşu gibi ya. Sultan papağanına da benziyor önceden. Bu arada papağan demişken bir takipçim video yapmış papağanla ilgili, onu bir oynatalım. Yaşlı teyzeler keşke gelseler, iki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler, ancak sizinle bu çıl... İlginç şeyler yapıyorlar değil mi? Neyse devam edelim videomuza. Stantı yine aynı, yani hepsini aynı şeyi yapmışlar. Triceratops kendini ispatlamış bir dinozor. Ninja kaplumbağaları da bile Triceraton diye bir tane eleman vardı. Renklerindeki geçişler güzel. Üst kısmına biraz kırmızılık vermişler. Alt kısmına doğru bir gradient geçiş var sarı ama derisi gayet güzel ya. Hani adi bir plastik değil ki, orijinal ürünler bunlar. Yanaklara baksana şunun ya. Dimetrodon. Bunun da bende paposu vardı. Bu da böyle acayip bir şey ya. Böyle bukalemun gibi, zaten onun atalarından kendisi ama tabii onlar kadar küçük değil bunlar. Bu arada arka fonda da güzel bir fotoğraf var, bakın palmiye ağaçları, bir şeyler uçuyor. Jurassic World temaları var. Kutuları bile güzel yani, saklanır ama biliyorsunuz biz kartoncu değiliz. Saygı duyuyorum ama ben bunları sergilemeyi seviyorum ve fotoğraflamayı seviyorum. Bu arada figür Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Onu aktif hale getirdik. Figür fotoğrafları paylaşıyorum fotoğrafçılığa dair. Takip ederseniz sevinirim. Üçkağıtçı bir tipe benziyor. Ben dinozora baksana, hallederiz abi falan böyle gülümsüyor. Dişler dışarı çıkmış. Elleri böyle kayaya temas etmemiş. Kuyruk var, yine eklem gibi yapmışlar. Yine fake atmışlar. Şu taraksı kemiklerde kırmızılıklar var ama onu da ilginç yapmışlar. Niye o renk yapmışlar bilmiyorum. Gıdığı böyle bir açık yeşil. Bu fiyata gayet yeterli. Ve son dinozorumuz Tyrannosaurus T-Rex. Anlamı zorba kertenkelelerin kralı diye geçer. Filmlerin başrolü budur abi. Şu logodaki dinozor bu. En çok bilinen bu. Hatta bazı kullanıcılar var, isimlerini T-Rex yapmışlar. Etobur tehlikeli bir hayvan ama ondan daha büyük etoburlar da vardı. Onlar pek bilinmez ama. Gazı veriyorsun, açılmıyorlar. Ay. Tamam sakin ol, tamam zorbasın, tamam. Film gibi olmadı mı? Göksel, Göksel ver müziği. Ay. Honda Civic yeşili yapmışlar. Neden bu kadar cırtlak bir yeşil yapmışlar bilmiyorum. Biraz daha kahverengi tonu veya koyu yeşil olabilirdi. Ağzının içinde çilekli dondurma yalamış gibi. Sırtında yine bir desen var. Sevimli duruyor ya. T-Rex yavrusu gibi. Papo dinozorların T-Rex yavrusu vardı, ona benziyor. Zaten yavru galiba bunlar ya. Harbi hiç öyle düşünmemiştim. Bunların hepsi yavru mu? Büyünce T-Rex mi olacaklar? Bu da böyle bir dinozor işte. Yeterli. Güzel. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinozorlar hepimizin hassas çizgisi. Ay ne oldu da aldık bunları, maşallah çok tatlı. Teyzeyi bırakamıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yaşlı teyzeler keşke gelseler, iki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler, ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut Bulut gündemden düşmüyoruz baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut Bulut gündemden düşmüyoruz baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Yeah.